Alatini mağarasına geldik. Yolu yapılmış. Araçla rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Kamelyalar var, tuvaleti var arkadaşlar buranın. Seyir terası var. Mağaranın içinden giriliyor. Mağara bayağı büyük bir mağara. Merdivenlerle seyir terasına çıkılıyor. Ve güzel bir manzarası var. Az da olsa bir su akıyor aşağıya. Balatini mağarası bu alandaki en kapsamlı ve en güzel mağaradır. Genişçe kireç taşlarıyla kaplı nehir çıkıntısının sağ tarafından geçen faal bir dere mağarasıdır. Uzunsu Vadisi'nin kuzeye bakan yamacında Balat Mezrası'nın üzerinde bulunur ve dere bucağı 6 km, Çamlık Mahallesi'ne ise 5 km uzaklıktadır. Körikini ve Suluyin mağaralarının 3 km kuzeybatısındadır. Balatini mağarası üst üste bulunan iki seviyeden oluşmuştur. Üst katı oluşturan fosil kolun zemini tamamen mağara kili ile kaplıdır. Alt kat olan su taşıyan asıl galeri ise suyun az olduğu dönemlerde su içinden yürünerek ilerlenebilmektedir. Sadece biri 5 metreden daha derin olan 3 adet cadı kazanı geçiş teknikleri ile ya da bot kullanılarak geçilebilir. Travertenler ve dev cadı kazanları mağaranın görülmeye değer güzellikleridir. Mağaranın bir girişi ve 4 tane çıkışı mevcuttur. Uçurumun içindeki ön cephede 3 tane geniş geçit vardır ve en kolay geçit ana nehir geçidine doğru takip eder. Başlangıçta 6-8 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliktedir. Mağara içerisi tamamen incelendiğinde eski dönemlerden kalan mezar kalıntıları ve diğer işaretler mağaranın yaşam alanı olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu kayanın altından yine arkadaşlar Balatini mağarasının aşağı kısmında su çıkıyor. Durgun gibi gözüküyor ama tam şu kayanın altından arkadaşlar şöyle. Dağın eteğinde. Ve buradan akıp gidiyor.
Sulayın mağarasındayız. Suluin mağarasında çok etkileyici geçitler vardır. Mağaranın duvarlarında Roma döneminden kalma aziz ve azizelerin bulunduğu 14 adet mağara frekleri bulunmaktadır. Mağarayı gezmek isteyenler yanlarında mutlaka bot bulundurmalı ve çıkış kısmından bot ile giriş yapmalıdırlar. Mağara çıkışına kadar stabilize yol ile ulaşım mevcuttur. Suluin mağarasına gelmeden önce hemen sağa bir yol dönüyor. Patika bir yol. Arabanın pek gideceğini zannetmiyorum. Tavsiyem aracınızı Suluin mağarasının girişine park etmek. Daha sonra o patika yolu yürümek. Yürüdükten sonra da kanyona ulaşıyorsunuz. Evet, kanyonun girişi buradan görünüyor. Ama ne yazık ki su kalmamış. Bir programda izlemiştim. Su çok fazla olduğunda bu tahtalara kadar ulaşıyormuş. Yani kuraklığı siz düşünün. Neredeyse 3 metre su yok. Sonuna geldik. Su orada kurudu, bitti anne. Yani.